can dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that. Tıp alanına giren her konuda olduğu gibi estetik cerrahide de hızlı bir gelişim yaşanıyor. Özellikle son 10 senede görülen pek çok mucizevi yenilik bizlerin yardımına koşuyor. Eskiden hayal bile edilemeyen şeyleri yapmak artık hiç de zor değil. Eskiden olduğu gibi hamilelikle birlikte deforme olan vücutlarla yaşamak zorunda değiliz örneğin. Doğumla beraber vücudunun bozulmasından endişe eden pek çok kadın için doğum sonrası oluşan karın derisindeki bollaşma, çatlaklar artık sorun olmaktan çok uzak. Nasıl mı? Karın estetiği ve göbek estetiği ameliyatları içerisinde en etkili ameliyat olan karın germe ameliyatı sayesinde spor yaparak belli ölçüde giderilebilen deformasyonlardan en etkili ve kalıcı şekilde kurtulmanız mümkün. Operatör doktor Teoman Doğan bu önemli operasyon hakkında bakın neler anlattı. Karın germe ameliyatları genellikle çok arka arkaya doğum yapmış hanımlarda yapmak durumunda kaldığımız bir ameliyat. İnsanlar çünkü doğum yaptıkça kilo alıyorlar, kilo veriyorlar. Çocuk karın bölgesini büyütüyor. Oradaki kasları gevşetiyor, kaslar genişlemeye başlıyorlar. Özellikle göbeklerin alt tarafında çok ciddi sarkmalar, çatlaklar oluyor. Ve genellikle anneler aldıkları kiloların tamamını geriye veremiyorlar. Dolayısıyla bir toparlamaya ihtiyaç oluyor. Şimdi bu ameliyatta bence çok önemli olan bir şey. Bunu sadece göbek deliğinin etrafındaki ufak tefek çatlaklar falan olarak görmemek lazım. Çünkü sorun genellikle 360 derece, yani bütün karın bel etrafında olan bir sorun oluyor. Yani siz göbeğinizin ön tarafında bir problem görüyorsunuz ama yanlara doğru baktığınız zaman kasıklarınızda, belinizde, hatta sırtınıza doğru da bir fazla yağlanma, deride sarkıklık gibi problemlerinizin devam ettiğini görebilirsiniz. Bunu anlamanın en iyi yolu aynanın karşısına geçin. Ellerinizle kasıklarınızı tutup yukarıya doğru çekin. Gençlik ifadesi budur. Yani kasıkların iyice yukarıda olmasıdır. Aynı şekilde belinizi aşağı doğru çekin. Belinizin ince olması, gergin olması bir gençlik ifadesidir. Bunları tekrar yakalamak, hamileliklerden sonra, ikiz gebeliklerden sonra tekrar yakalamak aslında mümkün. Bunu ama mutlaka bir karın germe ameliyatı yapmak lazım. Şimdi bu ilk resimde çok dikkatli bakarsanız, bu daha önce hamilelik geçirmiş bir hasta. Hastalarımdan bir tanesi. Benim yaklaşık 2-3 sene önce ameliyat ettiğim bir hasta. Daha önce ikiz geçirmiş. Hiçbir zaman çok fazla kilo almamış ama artık karnın ön bölgesinde o kadar çok fazla çatlak olmuş ki bunu sporla ya da işte başka bir takım tedavilerle, lazerle vesaire halletmeye imkan yok. Bunu mutlaka karın germe ameliyatıyla toparlamak lazım. Amacımız sadece göbek deliğinin etrafını toparlamak değil, şeyin sarkmış olan karın bölgesinin yan taraflarını, belini, sırtını da toparlamak. Şimdi bir ikinci bir resmimiz daha var. Onda da dikkatli bakarsanız. Bu resimde de yine hamilelikler sonrası karın bölgesinde bol bir çatlak görüyoruz. Ama çok dikkatli bakarsanız aynı zamanda kasıklarda da ciddi bir sarkıklık var. Belde bir kalınlaşma var. Bütün karın bel bölgesinde 360 derece bir sorun var. Bunu çözmenin yolu bu tür hastalarda hem liposuction yapmak, yani hem 360 derece bütün karın bel bölgesindeki yağları almak hem de karnı germek. Karnı mutlaka germemiz gerekiyor bazı şeylerde. Bu nispeten diğer ameliyatlara göre birazcık daha zor bir ameliyat olarak kabul ediliyor hastalar tarafından. Haksız değiller aslında. Bu çok kolay bir ameliyat değil. Genellikle bir gün ya da iki gün hastaneye yatmak gerekiyor. İlk üç gün mutlaka hastanın iki bükmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Dizlerini karınlarına çektiriyoruz hastalarımızın. Ama genellikle birinci haftada normale yakın oluyorlar. Genellikle 10. gün civarında işlerine dönmüş oluyorlar. Sonuçta bunların hepsi bizim deri altında çalıştığımız ameliyatlar. Yani biz bu ameliyatlarda karnı falan açmıyoruz. Hepsi yüzeyli ameliyatlar dedi. İyileşmeleri aslında düşünecek olursanız çok da şey değildir. Çok da uzun süren ameliyatlar değildir. Genellikle hastalarımız 3. gün civarında yıkanmaya başlıyorlar. Duşlarını almaya başlıyorlar. Ben genellikle ilk 2 gün hastanede yatmalarını tavsiye ediyorum. Ondan sonra normallere dönmüş oluyorlar. 10. gün civarında işlerine başlıyorlar. Genellikle 3. hafta civarında da spor yapmaya başlıyorlar. Denize girmek falan gibi şeyler de genellikle 10. gün...